Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır biraz ekskluziv sohbet uyuşturmakçıman. Bugün tongdan Özbek zaban ijtimoiy tarmoqlar kuzatuvchilari xabardor bo'ldi. Kecha kechqurun Turkiyada bu xabar tarqaldi. Erta tongdan Turkiyada bu xabarni barcha ijtimoiy tarmoqlar ularının canlı yayınları hammasi ilan kıldı. Bu Adnan Oktar nomi bilan qaydlangan aslida yani Harun Yahyo nomi bilan mashhurlashtirilgan bir shaxsning butun boshli jamoasi bilan qo'lga olinganligi to'g'risidagi xabar. Bu xabarni Turkiya da ilan kılıştı. Türkiye'nin maliye cinayetleri bu içe, maliyevi cinayetler bu içe emniyeti, hafsızlık güçleri amalga aşırdı. İstanbul polis cemaası 5'te cayge operasyonu uyuşturuşken yani 5'te mekange cüdekatte yani havramda cüdekatte keyin urunuş bilen bu operasyonu devam ettiriş yaptı. 235 ta odamni qo'lga olish rejalashtirilgan. 235 ta odamni qamash ya'ni. Qamoqqa olish ma'nosida. Bu mavzu kengayish ehtimoli ko'p, kengayishligi kutilgan mavzu. Bizda endi bizni o'zbeklar xususan mustaqillikdan keyin yangi informatsiya sifatida qanday kitob bo'lsa, qanday tarjima bo'lsa, nimaiki bu kommunistik tuzumga evolyutsiya nazarlariga qarshi gap bo'lsa, bizda olinavergan saragi sarak puchagi puchak ajratilmagan o'shalar o'sha to'lqinlar mobaynida Harun Yahyoning nomi bilan tarqatilgan juda ko'p kitoblar bor. Bu kitoblar to'g'risida bir oz yana bilgi informatsiya berishga harakat qilamiz. Bir anons sifatida aytib qo'yay. Harun Yahyo nomi bilan tarqatilgan kitoblarning biror chizig'ini Harun Yahyo nomini bo'yniga olgan Adnan Oktar yozmagan. Isbotlar, dalillar inshaalloh ba'zilarini keltirib o'taman. Men imkon qadar yodimda bor narsalar bilan ochiq-oydin suhbat uyushtirmoqchiman. Harun Yahyo bu 56-yilda tug'ilgan, Anqarada tug'ilgan odam. Bu odam 77-yilda bo'lsa kerak, Memor Sinov nomidagi universitetga o'qishga topshirgan, uni yarmida tashlab ketib yuborgan, keyin adabiyot falsafa bo'yicha yana Istanbuldagi universitetga o'qishga topshirgan, unga ham kirgan, lekin yarmiga borib tashlab chiqib ketgan. Shu bilan bu odam nomidan kitoblar chop etilishi boshlangan. Kitoblari tekinga tarqatilishi boshlangan, 70'dan oshiq tillarga tarjima qilingan. Bu shu holatda mashhur qilingan. Buni yuzlab internet saytlari, minglab trollari va A9 nomi bilan nomlanadigan kanali bor. Shaxsiy kanal. A9 nomi bilan nomlanadi. Bu bir grup, jamoa holida ish olib boradigan tashkilot. Eng birinchi mashhur bo'lishga urinib harakat qilgan urinishlari mason tashkilotining qoralash bilan kitoblar yozgan. Masonlikning asl haqiqati nima? Masonlik nimadan iborat? Dollar ustidagi masonlik o'yinlari, bunga o'xshagan narsalar bilan ish boshlagan va Istanbulda bu partiyalar o'zgarishi jarayonlarida kimlatmoqda.
partiyalar o'zgarishligi jarayonlarida harbiy to'ntarishlar yuzaga kelgan. Harbiy to'ntarishlarni oqibatida bu bir ikki marta qamalgan. Dastlab avvalam qamalib chiqqan. O'sha qamalgan paytida buni e'tiroflari tutanaqlarda, ya'ni yozilgan qaydlarda bor. Bu bir qancha narsalarni e'tirof qilgan. O'zi diniy manbalardan umuman ma'lumoti yo'qligini, kitob mavzularidan umuman ma'lumoti yo'qligini e'tirof qilgan. O'zi zinokor, narkoman, shunaqangi bir iflos odamligini uni atrofidagilar va davlat, o'sha o'zining Turkiyadagi davlat strukturalari juda yaxshi bilishadi. Nima uchun shu kungacha qo'yib berishgan degan gap, buni qo'lida shantaj kasetlari bo'lgan. Shantaj kasetlari juda ko'p odamlarga o'sha mini kameralar bilan turli xil noqulay vaziyatlarni oldirib, qizlardan foydalanib, katta-katta ish odamlari deydi, biznesmenlarga bunaqa ishlarni qildirtirib, ularning qo'lidan ko'p narsalarni olish uchun bu narsalarni qo'llagan va shu asosda o'zini tutib turgan. 235 ta odamga hozir qamash uchun Istanbul bosh savchiligi, ya'ni bosh sudiyasi qaror bergan. Hozir qidiruv ularga qarshi operatsiya davom etyapti, amaliyot. Bu degani, bularning guruhlari mingga yaqin. Shaxsan advokatlari 100 ga yaqin. Advokatlarning aksariyati Amerikadan, Yevropadan keltirilgan, o'shacha ta'lim olgan advokatlar. Bu siyosiy uning tutgan o'zining o'rni, shunaqa maqomni tutib yurgan odam. Xo'p, kitoblar qayerdan yozilgan desa, kitoblar asosan Yevropadagi institut universitetlarda magistr ishlari, magistratura ishlari bo'yicha yaxshi yoqlangan magistratura ishlarini sotib olishadi, tarjima qilishadi va eng tagiga Xorin Yahyo deb yozib tarqatishadi. Buni isbotlaridan bittasi jonli yayinda, ya'ni jonli muloqotda kim edi? Dog'u Perinchak degan bir jurnalist bor. Dog'u Perinchak. Agar turkchani biroz biladigan odamlar bo'lsa, yozsin. Adnan Oktar va Dog'u Perinchak deb yozsangiz, Gladio masalasi to'g'risida savoli bor jurnalistning. Jurnalist Xorin Yahyoga savol beradi. Yevropadagi gladiator mavzusi haqida nima deysiz deydi. Deganda Xorin Yahyo aytadiki, gladiator kim u deydi. Nima u gladiator? Men bilmayman degan mavzuni aytadi. Va holanki, uning o'zining kitoblarida P2 va gladiator mavzusiga alohida bahs ochib, bu mavzuni juda ko'p tahlil qilgan yozuvlar bor. Ya'ni Xorin Yahyoni kitobida. O'zi kitobni yozgan bo'lsa, gladiator deyishi bilan hamma narsani aytib berish kerak. Shunaqa bunga o'xshagan tasvirlar ko'p. Bir yana jonli efirda odam alayhissalomning yaratilishlari to'g'risida Qur'ondan bitta oyat o'qib bering deb jurnalist savol beryapti. Oyat o'qib bera olmayapti. O'qib bera olmaydi. O'zi tan oladi, arabchani bilmaydi, Qur'on o'qishni bilmaydi. Lekin da'vosi din odami. Bugun men 2-3 ta o'zimizni o'zbek ijtimoiy tarmoqlarimizda e'tibor berdim. Xabar tarqatishyapti, Kun.uz xabar beryapti, islom odami deyapti. Islom odami emas u, noto'g'ri informatsiya bu. Islom voizi deyapti. Islom voizi ham emas bu, noto'g'ri xabar bu. Yana bu boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham uning fahsh ishlari to'g'risidagi gapga ishora qilishyapti, lekin Xorin Yahyoning kitoblari deb xabar tarqatishyapti. U kitoblar Xorin Yahyoga oyit emas, nomi xolos Xorin Yahyoga tegishli deb yozilgan. Suni bo'yidaman, qishlog'imdaman. Bismillah. Bu suvdan biroz ichamiz. Bismillah. Nima uchun bu suhbatni qilishni reja qildim? Sababi Xorin Yahyo mavzusida mendan 3-4-5 oldin suhbatlarda so'rashgan, qisqa-qisqa gapirib o'tib ketganman.
Harun Yahyo proyekt. Müslümanlarını yaman atlı kılıp kursatış için tüzülgen, arkasındaki politikken kilgen proyektlerden biri. Bunu aytgan edik, bazılar işandı, bazılar ayta orada değişti. Bana endi tamaşa kılasız, nima bo'lishi kerak. Harun Yahyo'nun barcha çamaşırları, barcha kir o'yinlari ortaya çıkadı. Endi çıkadı ortaya. Ben o'sha kir o'yinlardan kızlarını o'g'irlab qochish, bolalarını o'g'irlab ketish, narkomaniya, gereyin bilan shug'ullanish ve hatto o'sha eş cinsellik deydi, homoseksualizmni Türkiye'ye tarqalishiga, yoshlar orasida bunga o'xshagan narsalarni tarqatishlikka, bunga zakaz qilishgani va bu borada bu bir qancha ko'rishmalar, bir qancha odamlar bilan ya'ni kelishuvlar olib borganligini tasbiti bor. Endi chiqarishadi bularni. Graham Gokko degani bo'lardi, bu Yevropadagi yozuvchilardan. Adashmagan bo'lsam, Graham Kokomi, Kokomi shunaqa. Bu o'zini Yevropada o'sha homoseksualizmni targ'ibotchisi sifatida, jurnalist sifatida, ya'ni blogger sifatida mashhur odam Yevropada shu kelib Harun Yahyo bilan ko'rishib, ya'ni Harun Yahyo deyapmiz, Adnan O'ktar o'zi. Bu bilan kelishib ko'rishib, bu mavzularni o'sha erkaklar orasida yoyishligini bunga buyurtma berganligi to'g'risida tasbitlar bor edi. Endi bular inshaalloh chiqadi. Alhamdulillahi robbil alamin buni olishdi. Demak, inshaalloh Turkiya buning xatarini sezgan, bilgan va hozirgi kunda Turkiya siyosatida bunga o'xshagan odamlarga qarshi to'g'ri ishlar, to'g'ri qadamlar tashlanyapti. Yana bir narsaga e'tibor qaratamiz. Bu Adnan O'ktar nomidagi sapiq, turklarda sapiq deydi, bizda nima deymiz? Paskash, bir iflos. Hozir men ko'p ishlatayotgan zanim nomi ham shunga to'g'ri keladi. Bu o'sha besunnatlar bilan ham aloqada bo'lgan. Hadis kulliyotini Imom Buxoriy, Imom Muslim va bir qancha bizning islom manbalarimizga ta'na toshini otib, ular hammasi bekor narsa, Qur'ondagi gap deb o'sha Mehmet O'quyan, Mustafa İslam o'g'li kabi Turkiyadagi adashgan toifalar, ya'ni Turkiyaning kamol yo'ldoshlari bilan aloqa deydi. Biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Bu İslam dinini cho'ktirish uchun tuzilgan proyektlardan bittasi. Pul tikilgan musulmonlar orasida shunday iflos odamlar borligini kelajakda ko'rsatamiz deb qilingan ishlardan biri bo'lgan. Xo'p, nima qilinadi? Nima uchun bunga pul tikiladi desa, asosan Adnan O'ktarning tuzoq qo'ygan joylari boy odamlarning qizlari, boy odamlarning o'g'illari. Endi atrofingizga nazar soling. Siz atrofingizda kambag'al, peshona terisi bilan, qo'l mehnati bilan o'sib kelayotgan avlodda kayf safoga ishqivozlik bo'lmaydi. Kam bo'ladi bo'lsa ham. Mehnat bilan, mashaqqat bilan, qiyinchilikni ortidan, halol mehnatni ortidan yuraman degan odamda bu narkomaniya, zino, har xil tabletkalar, bu romantik tabletkalar. Bunaqa narsalar birinchidan hayotida ham ro'para kelmaydi, kelgan taqdirda ham bundan yuz o'giradi. Nimaga? Halol rizq insonni to'g'ri yo'lga tortib turadi. Boy boyligining orqasi yo'q, hamma dunyodagi kayf safoni suraman degan odamlar. Dunyoni o'zida hamma imkoniyati bor, qo'lida puli bor, imkoniyati bor, xohlagan joyda xohlagan sharoiti bor. Bular o'sha kayfi safoning hamma turiga urungisi keladi. Harun Yahyo nomidagi bu sapiq iflos atrofida shunaqalarni ushlash, shunaqalarni tortish uchun tuzoqlar qo'yadi. Bu tuzoqlarning yo'llari ko'p. Misol uchun manikiyen deydi, nima deydi? Moda yarışmaları, modaga o'xshagan nima deydi? Moda musobaqalarida. O'zini odamlari bo'ladi. O'shalar orqali odamlarni figurasi chiroyli, ko'rinishida biroz chiroy bo'lgan odamlarni birinchi o'rinlarga va'da beradi. Mafiyaning ishlari
birinchi o'rinni olishlik uchun ba'zi narsalarga rozi bo'lish kerak va turli xil ishlarni qilishadi. Buni keyin o'zlarining guruhlariga qo'shishadi. Shunaqangi ishlar bilan. Eng achinarli tomoni islom nomi bilan bu ishlarni qilishadi. Musulmonchilik nomi bilan bu ishlarni qilishadi. Yana aytishadiki, biz islomni eng sof yo'nalishdagi insonlarmiz deyishadi. Yana bu bütün dünya dinlerini birleştiremiz degen davanı kılışadı. Harun bu Yahudilerini timsali sıfatta alıngan isim. Yahya İsa aleyhisselamını yaşlık ortağı peygamber İsa aleyhisselamının dini yani nasranilikini timsalıdan alıngan. İkkala dinini birleştiremen degen mavzu bilen kıgan bu. Bu namiyem bekardan bekarıge şundakışı tokulgen nammez bu. Hop. Keyin o'sha birinchi o'rinni olgan qizlar, yosh qizlar olib kelinadi. Harun Yahyo ularni testdan o'tkazadi. Biroz madaniyatsiz gap bo'ldi bu. Lekin shu madaniyatsiz gapni gapirishga uyalyapmiz biz. Ular shu madaniyatsiz ishni qilishadi. Testdan o'tkazishadi qizlarni. Birinchi marta qo'lga tushgan paytda uni uydan bosishgan paytida Tuvla degan qiz bilan ushlashgan. U qiz o'sha gençlik qo'llari deydi bularda yoshlar. Bizdagi xuddi yoshlar ittifoqiga o'xshagan ittifoq bor Turkiyada boshqacharoq ko'rinishi. O'sha ittifoqning ichida manikin ya'ni moda yarishmalarida birinchi o'rinni olgan qiz kim bilandir qilib xullas Harun Yahyoning xonasida o'sha qiz bilan uyg'unsiz vaziyatda qo'lga olishgan. Harun Yahyoni keyinchalik bu juda katta ish vaziyatlar o'rtaga chiqqan. Buni qaysi mavzuda aytsam bo'ladi? Mana Polat Alemdar kinosini hamma ko'rgan. Bu kino Turkiyaning siyosatini olib chiqqan birinchi partiyalari. Keyingilari ancha boshqacha bo'lib ketdi, lekin o'sha Turkiyadagi siyosiy jarayonlarga aloqador vaziyat buni kinodagi kim? Memati rolini o'ynayotgan odam, Memati obrazida Turkiyaning maxsus Istanbul shobasiga tegishli tergovchi, ya'ni nima deymiz bizda, kim deydi bularni? Jinoyat ishlari, qidiruv ishlari bo'yicha maxsus xodim Harun Yahyoni so'roq savol qilgan. Va bu so'roq savollarni mini kameraga olgan, yashirin kameraga olgan va bu keyinchalik chiqarilgan. Shunda Harun Yahyo nomi bilan faoliyat yuritayotgan Adnan Oktar o'zining naqadar iflos insonligini ochgan. Odamlarda kayfi safoga puli bor, maishati bor, hamma narsa bor odam kayfi safoga ishqivozligi nafsoniyatining bunaqa hakalab ketishligini ortida insonning insoniy vijdonini ichida shu qilayotgan ishlarini halollashga urinish bo'ladi. Qaniydi kayfi safo qilsa-yu shu kayfi safoni halollab beradigan bir odam ham topsa. Odamda shunaqa qiziq psixologiya bor. O'zi jinoyat qilsa-yu shu jinoyatini oqlab beradigan bir mulla ham topsa. Harun Yahyo nomi bilan faoliyat yuritgan bu odam aynan o'sha qo'shtirnoq ichidagi mulla. Qo'shtirnoq ichidagi, ya'ni mulla nomiga isnod keltirmayin. Bu o'sha A9 kanalida yarim yalang'och qizlarni, maniken qizlarni labini bo'yatib, har turli figurasini ko'rsatib, olib chiqib, odamlarni reklama qilib, mana kayfi safoning eng dodasi bizda deb reklama qilib, yoshlarni puli bor, imkoniyati bor, boyning bolalarini, boyning qizlarini o'zining guruhiga mana shundoq qilib tortgan, keltirgan. Harun Yahyo proyekti kimni proyekti? Taxminlar bo'yicha Amerika, Izroil, Yevropaning proyekti. Bular bitta odamga buncha pul tikishligi to'g'ri emas, lekin bu proyektga o'sha Yevropadan kelgan, men hali aytganim Graham Kokko degan odamning kelib bu bilan muloqot qilishligi, yana Izroilda Izroilning eng taban
sistemaları var. 70'lik deydi ular. 70'lik bu eski davrdan qolgan alohida radikal partiya tuzum var. Bunu masonlik deb tanıştırıştı. Masonlikning boshqa ko'rinishiydi aslida. O'shalar bilan aloqasi borligi va ulardan 34-chi darajani, 34-chi masonlik darajasini olganligini oshkor e'lon qildi. Oshkora e'lon qildi. Keyinchalik bu o'sha Sulaymon alayhissalomning ma'badini poytaxt qilish, Izrail o'sha Quddusga poytaxtini ko'chirishi, Sulaymon ma'badida taxtni o'rnatishi mavud to'g'risidagi gaplar Turkiyaning ichida tarqatish, yoshlarni bunaqangi fikrlar bilan bulg'ash, islomning asl manbalariga zarba urish, hijob kabi islomga aloqador islomning asl usullari bo'lgan namoz, roza, zakot, haj kabi ibodatlarni hammasini yo'qqa chiqarishlik va shunaqangi jamoat bilan musulmonlarga mana musulmonlarning ahvoli qilib ko'rsatish uchun tuzilgan bir jamiyat edi. Inshaalloh buni soni keldi. Alloh nasib qilsa bu endi qayta ko'karmasligi kerak. Hozir A9 ni ham bosishgan, buni 5 ta uyini bosishgan. İstanbul'daki uydan kaçken, başka joyda üçleşti bunu. Bunun Harun Yahya'nın Adnan Oktar'ın kedicikleri namı bilen meşhur. Özünün grubu da ayollar var. Ayolların kol göçtü. Bir kançasına üçleşti. Hop, uşa kedicikler namı. Kedicik bu müşkçelerdi yani. Özünün atrafıdaki ayollarını benim müşkçelerim deyip tarif kigen. Adnan Oktar'ın bu grupida ayollarını nomları var. En katta tabanda, en katta Adnan Oktar'ın onun özge tegişli joydagi ayollarını cariyeler deyip ataydı. Cariyeleri, bunu yani kulları, çoruları. Keyin en paski tabanda motor deydi, motor. Türkler bunu yaxshi biladi, motorlar. O motorlar hammaga ortasidagi osh yani. Kim nima qilsa o'sha foydalanaveradi. Ular bilan nikoh masalasi yo'q, ular bilan rozilik masalasi yo'q. Xohlagan paytda olib kirib, xohlagan joyda xohlagan zinosini qilishlikka ruxsat beradi. Va bu jamoani ichiga kirib, razolatni ko'rib, ahvolning juda og'irligini ko'rgan ba'zi qizlar qochgan. Qochib, keyin ifoda berishgan, ya'ni bo'lgan voqealarni. Qizlarni o'sha men yuqorida aytganim Tug'la degan qizdan o'zidan informatsiya olishgan. U qiz qutulgan bir ma'noda. Shunga o'xshagan qutulgan qizlar bor bu jamoatdan. Qutulgandan keyin ba'zi narsalarni aytadi. Hozir aytsam ishonmaysiz. Ishonsangiz ham bu sizni seskantiradigan informatsiyalar. Oxirgi 4-5 yil ichida alohida fatvolari bor o'zining jamoasiga. O'zining jamoasi deganda o'sha Qorin Yahyoga ergashgan, Adnan Oktarga ergashgan jamoalarning gruplari bu o'sha zino gruplari. Zinoga u fatvo top bergan, chunki kayf qiladigan, maza qiladigan qo'lda puli bor. Bunaqangi harom ishlarni vijdonan harom ekanligini bilsa-da, lekin bunga fatvo top beradigan mulla qidirib yurgan odamlarga bu Qorin Yahyo shu fatvo top beradigan jamoat lideri hisoblangan. O'sha qizlar e'tirof qiladiki, oxirgi fatvolaridan biri endi bu erkak ayol munosabatlaridan tashqari o'sha ish jinsallikka ayollar bilan ham g'oyrimashru ilishkilar, g'oyrimashru zino ishlariga, ya'ni odatiy er-xotinlik emas, noodatiy ishlarga. Xunuk nomini ham aytish xunuk fatvo berganligi va buni hattoki nazorat qilish uchun ikkita ayolning bitta ikkita erkak ayolni bir xonadagi shu ilishkilarini kuzatib turadigan alohida bitta nazoratchi qo'yganligi to'g'risida ham shikoyatlar bor. Hozir 30 dan oshiq
Harun Yahya'ya ayıplar koyulu yaptı. Ben sanıp ötkenleri bu hiç narsamaz. Bu iş, bunlar içi de yaş balalarını uğurlar kaçış. Yaş balalar bilen taciz deydi, tecavüz kılış yaş balalarına. Balagat yetmeyen kızlar bilen tecavüz işlerini alıp barış. Ailelerden kızlarını uğurlar kaçış. Bu ahlaki mevzulardaki ahlaki cinayetleri. Ondan taşkarı siyasi cinayetler var, askeri casuslik cinayetleri var. Çünkü Avrupa bilen, Amerika bilen, İsrail bilen işleşliği tespitlengen, ispatlengen narsa. Yani İsrail degen de o şey cinayi gruplar bilen. Müslüman cemiyetlerini buzuşluk için pul tüketigen gruplar bilen işlegerliği boynuge ayıplar koyuluyordu. Ondan taşkarı dini motivler bilen, dini hissiyatlarını kullanıp, onlarını kollab Müslümanlarını bir kança pullarını alış ve şantaj işlerdi ham harxil security kameralar deyimiz biz yaşırın kameralar bilen türlü işlerini kılış ayıpları boynuna koyulu yaptı. İnşallah bu ayıplar ispatını topadı. İnşallah bunu cezasını bir işaret. Şimdi Türkiye siyaset doğrusu da biraz işaret tüketey. Siyaset ya kızıkamız, elbette siyasatı organizimiz gerek. Her kimin dünya karışı her kıl. Türkiye'deki hazırlıklı siyaset bunu emelliğe aşırışlıkını talep kılardı özü. Öyle durganıydım, kütüp durganıydık, böyle degen vakıyaydı, buldu. Şimdi ikinci etaplarda bir sünnetlerini hem basacağım. Min tahminlerim, bir sünnet degen de şu an meşgul bilgilerim var. Şu Mustafa İslamoğlu degeni var. Keyin İhsan Elacık degeni var. Bu hatırlamaydı. Kemal'ın yoldaşı, manevi dedesi. Şimdi ergeçi yürüttü. Keyin Mehmet Okuyan degeni var. Yani bu bir kançaları var. Bunlar hem ciddi zarbalar veriş gerek. Ne demek? Türkiye'nin siyaseti partiyeli başkan siyaseti ki öttü. Ne demek bu? Partiyeli başkan. Tek adam değildi bunlar. Partiyeli başkan ne desek böyledir? Mesela deyelim parlamenter sistemi var. Parlament partiyelerinin bergen avazıdaki faizliğe göre teşkil tapadı. Partiyeler. Mesela deyelim en katta partiyeler AKP var. Keyingisi CHP var. Keyin MHP var. Keyin HDP var. Türkiye'de. Hazır AKP 52 faiz avazıge ege. Bu degeni parlamentte 375 de adam bulsa 375 de adamın 52 faizi AKP'ye tekişliği boları. CHP mesela 22 faiz aldı deylik. 22 faizi 10 tekişliği boları. MHP 8 faiz, HDP 6 faiz misal için deyipmem. Ogen bulsa şu faizlerden bölünedi ve parlamental sisteme davlatı başkaladı. Çıntıraldın mı? Ben kıskara ayet yapmam. Bilgeller biledi. Bilmegellerge bu sistemini hem bilip bu işimiz gerek. Yine başka sistemi var. Bu başka başbakan sistemesi. Bunda parlamentten taşkarı prezident. Buladı. Prezident ge parlament boysun edin. Bu biraz başkaçalak sistemi. Bu bizde biraz ötken aldığınız sistemi şuna kabul edin. Parlament prezidenti boysun edin. Yani parlamentinin avazı, prezidentinin avazı ge doğru keladı. Şuna kadar sistemi. Hazır ne kılıçtı bunlar? Türkiye'de şunu deyip oldu ki indi. Bu şey başbakan, prezident Tayyip Erdoğan prezidentidir. Prezidentlikte prezident bugün adam partiye başlığı bol almaydı. AKP'nin tuzuvçisiydi, AKP'nin lideriydi Erdoğan. Başbakan bugün de, prezident bugün de enkin buldu, partiyeden çıkıp gitip kaladı. Bunun sistemisi partiyevi bu meydindi. Özü prezident buladı. Çünkü bir de partiyeye yan basaman dese, nahalısı bu kaladı inşallah. Birkaç müddet öttü ve referandum kıldı ki, referandumda etti ki, indi partiyeli başkan sistemisi ötemiz dedi. Hem parlamentini, hem partiyeni egesi bola aladı, yani partiyesi bilen saylanı oladigan prezident. İlgari başbakan dese hazır başkan buldu. Hakiki tek adam degen gapni gapirishdi. Bu Yevropani ko'zim kasasdan chiqarib yubordi.
ciddi manada yutukları var, ciddi manada sistemini kolga aldı. Bu endi Türkiye'deki karışık vaziyet, yani dini manada hem birbirine loylanıp yotgan tek yegane ahli sünne vel cemaanin akidesini himoya kıla oladigan kuch partiyaga keldi, yani sistemiga keldi, iktidorga keldi degan. Endi bu CHP'ni ham bunaqangi xillalar qilishga kuchi yetmaydi. MHP'sini ham MHP o'zi birlashdi. MHP qo'l berdi bu AKP'ga. Hozirgi kundagi, hozirdagi holat endi har qanaqasiga ahli sunna val jamoaga qarshi chiqadigan, Maturidi aqidasini tanqid qiladigan, tasavvufni ustidan kuladigan har qanday buzuq aqidalarni Turkiya bitta jazosini beradi. Mening taxminim. Shuning uchun o'zbek zabon musulmonlarimizga ham siyosiy ko'zlarini ochishlarini tavsiya qilaman. Alloh subhanahu va taolo o'zbek zabon musulmonlarimizni ham aqidalarida turli xil radikal tushunchalarni, Suriya masalalariga yon bosishlarni, turli xil salafiylik oqimlarini targ'ib qilishlikni to'xtatsin. O'zlari uchun, musulmonlar uchun, ularni gapini eshitib yurganlar uchun, ularni taniganlar uchun bu foydali. Agar to'xtatishmasa, Turkiya ularni qurbon qiladi. Chunki Turkiyada hozirgi holat bu Adnan Oktar bilan boshlangan vaziyat to'xtamaydi. Adnan Oktar'ning kim bilan aloqasi borligini bitta fosh qilishadi. Qo'llarida bor, detallar bor, hammasi bor. Hammasi bor. Endi o'sha Adnan Oktar kim bilan salomalik qilgan bo'lsa, bitta-bittadan chaqiriladi. Endi bizni bilishimiz bo'yicha Adnan Oktar'ni bu qadar sapiq, rasvo odam ekanligi Turkiyada ham ma'lum edi, faqat unga tegisha olmay turishdi. Nima qilishi bilisha olmay turdi. Chunki ularning orqasida o'sha tashqari kuchdan quvvat oladigan qo'lida 100 ga yaqin advokati bor, shantaj qilib har qanday odamni hayotini muammoga tiqib qo'ya oladigan iqtidor bor edi, ya'ni kuch bor edi Adnan Oktar'ning jamoasida. Hozir bu kuch sindi, inshaalloh uning jazosi beriladi. Aytishim kerak bo'lgan gaplarni gapirdim shekillik. Adnan Oktar'ning kitoblari to'g'risida shu haqida bir narsani aytib ketay. Adnan Oktar yozdi degan kitoblar bizni o'zbeklarni jurnalistlarida Adnan Oktar yozuvchi, islomiy voiz deyishyapti. Bu gapdan uzoqroq turishsin taklifim, tavsiyam. Yoki informatsiyani to'g'ri o'rganishsin. Voiz emas bu. Bu g'irt safsata voz, dindan umuman xabari yo'q, arab tilini bilmaydigan, Qur'oni Karimni o'qishni bilmaydigan, o'zini mahdiyman deb e'lon qilishni boshlagan bir tarbiyasiz odam. Kitoblar nima uchun kitoblar bu ateizmga qarshi, yana nima deymiz? Evolyutsiya nazariyalarini cho'ktirishga qarshi ishlatilgan maqolalar buni nomidan chiqarildi desa, birinchi plan Adnan Oktar'ni lider qilishlik, ya'ni liderni qo'llarida ushlab turishlik. Adnan Oktar'ga pul tikishadi, aytganlarini qildirishadi. Qanaqa g'oya bilan? Mana evolyutsion nazariyani cho'ktirishlik g'oyasi bilan. Evolyutsion nazariya cho'kib bo'lgan edi. Cho'kib bo'lgan narsani buning nomidan yana bir ko'rsatishdi. Mana biz cho'ktirdik deb. Vaholanki evolyutsion nazariyani bu SSR tuzumi doirasida Turkiyaga g'oyaviy fikr sifatida kirgizishga uringan siyonizm tashkilotining o'zi edi aslida. Siyonizm tashkilotining o'zi bu g'oyani olib kirib, Lenin revolyutsiyasi orqali har xil mana Kubadagi Che Gevaraga o'xshaganlar bilan, har xil narsalar bilan bular olib kirdi va proyekt tamomlandi. SSR parchalangandan keyin bu g'oya tugagan, cho'kkan g'oya. Cho'kib bo'lgan g'oyani mana men cho'ktirdim, qahramon manman dedirish uchun Turkiyada Adnan Oktar'ni tanlashdi. Uning nomidan magistr ishlarini, akademik ishlarini bunga berishib, butun dunyoga tekinga tarqattirishdi.
mehdilik davasını kılasan deyip bunge da bir işti. İslam şu deyip işte. Yani İslam'ın içi de kanakangi ihtilaf kılış gereği olsa tayyar kutuluşadı. Bu proyekt, bu şuna kangi proyektlerden idi. Kitaplar bir ortası kaytıp eytemen Adnan Uktar'a tevişliymez. O buna kitap yazı almaydı. Doğu Perinçek'in savalını misal keltirdim. Doğu Perinçek gladiyatır hakkında soradı. Gladio hakkında sorası. O ne mi gladio diyordu? Doğduraya yaptı. O halen ki kitaplarda gladio doğrusu da anca münce tahlillerini vergen. Gladio Avrupa'da, hususen İtalya'da mafyanın başı kısaplanadı. Siyasi mafyanın başı kısaplanadı. Şimdi kızıklığı kolga olingenden keyin jurnalistler köçede sora işte. Hani körgenler buysa. Siz ne deysiz? Sizge karşı koyuluyetken iddialar, ciddi iddialar ne deysiz dese? Bunlar barçası İngiliz derin devletinin oyilleri diyordu. İngilizler bunu sattı. Yani İngilizler özleri bunu sugarıp gelişken 3 gün geçe. İngilizler içindeki maksız derin devlet degeni şu İngilizlerinin resmi siyasetini ortadan başkaradıgan mafya grupları. Şimdi bunu satkarlığını bile yaptı. Uşaların satı yaptı bu yana. Beni sat değil mi ama seni sataman diye yaptı. Hala kop narsalar aydınlaşadı. Şimdi biz de kitaplarını mı kılamız? Harun Yahya bizi üçün örnekmez. Onun kitaplarını okuyarken adamlar, tercüme kılgen adamlar kılgen işlerinde doğru tespit etmesidir. Doğru tespit etmesidir. Dahrilerge, ateistlerge karşı bu Harun Yahya'nın membesi gerekmez bizde. Biz özümüzdeki halatını doğru anlayıp, geçip, alışımız gerek. Yine ne desem böyle de? Şimdi savallar götürsegen böyle. Mavzuga alakadar savallar bulsa. Birinler. Ha, siyaset hakkında gəpirey. Siyaset hakkında gəpiriyet oldum. Harun Yahya'nı kollab kuvvetləgən Türkiye'de urnaşıp juda katta lüks joylarda, juda katta pul evaziga yani bunu roskish hayatı var ki en ahirgi villalarda yaşaydı bunlar, en ahirgi teknolojiyadan faydalanadı, kızlar yigitlerini en şey manikellere, en ahirgi yutuklarga erişken boylarning odamlarini özünün grupiga toplagan adam bunga katta pul ketish kerak. Pulni qatdan oladi. İşlaydigan aniq bitta tashkiloti yo'q. Reklama puliga reklama qilmasakan A9 shunaqa deyishyapti, men bilmadim, lekin shu gapni bugun o'qidim. A9 ni pullik reklamasi yo'q. Demak, shuncha xarajat, shuncha ishini orqasida kimdir pul tikyapti. Men avval ba'zi suhbatlarda gapirdim. Odamlar meni gaplarimni eshitib ba'zan tasbit qilib qo'ying. Ertaga isbotlanmasa yoki ertaga yolg'on chiqsa menga ayting u gapni. Ozodlik BBC tashkilotlari ham reklamadan pul olmaydi. Ozodlik BBC ham pul saqlaydi, faqat u joyda ishlayotgan jurnalistlar ham faqat pulga ishlaydigan odamlar. Shularni xolis odamlar deyotgan odamlar o'zi xolis emas. Shuni bilib qo'yinglar, shuni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Buncha xarajat, buncha. Bu SMM degan hozir shtat bor. Facebookning o'zida. Facebookning o'zida masalan deylik, oyiga $200 boshlab $1000 pul to'lab Facebook'ning sahifasida qo'ygan maqolangizni eng yuqoriga chiqartirib turishlik funksiyasi bor. Karta ochasiz, dollarli karta, Facebook'ni o'sha reklama sahifadagi reklamaga pul to'lash joyiga o'tkazasiz, shotingizdan o'tkazasiz. Oyiga $200 saqlasangiz, taxminan 30 ming, 40 ming boring 50 minggacha odamni ko'rsatadigan qilib beradi. $1000 saqlasangiz, o milliondan oshiq odamlarga ko'rsatib beradi sizni maqolangizni. Pul to'laysiz, ya'ni maqolangiz eng birinchisi turishligi uchun. Ozodlikni har bir maqolasini ko'ring, tepasida reklama degan yozuv bo'ladi. O'sha reklama yoki turkcha bo'lsa sponsorlik deydi.
reklama sponsorluğu deb yozilgan bo'lsa, o'sha maqolaga pul to'langan. Nimaga pul to'layapti? Maqolasini nima uchun ko'pchilik o'qishligi uchun pul to'layapti? Ya'ni Xorin Yahyo ular ham. Buni bilishlik uchun to'g'ri kitoblarni to'g'ri yo'nalishda o'qish kerak. Shaxsiy adovati uchun ko'p narsalarni sotib olmaslik kerak. Xorin Yahyoni ham erta indin shu noxolislar maqtashni boshlasa ajablanmayman. Lekin biz sof ma'noda bilib qo'yishimiz kerak. Xorin Yahyo aslida xoin Yahyo. Yahyo alayhissalom nomlariga biroz uyg'unsiz bo'ldi. Xoin odam ya'ni. Xoin odamlar pulga dunyoni o'zinigina xohlab, oxiratni sotgan odamlar. Ularga aldanmasligimiz kerak. Xo'p, savol beribdilar. Nizomiddin Ro'zibekov degan birodarimiz, ustoz, salafiylar ahli sunnadan ajralganmi debdilar? Salafiylar ahli sunnadan ajralganmi degan savoldan oldin salafiylikni aniq bir strukturasini belgilab olishimiz kerak. Salafiylik strukturasi salafga ergashaman degan da'vo bilan mujtahidlarni xatoda ayblasa, İmom Maturidiyning aqidasini botil desa, ahli sunna emas desa, İmom Ash'ariyni yo'ldan adashgan desa, tasavvufni inkor qilib, tasavvuf mutlaq dindan chiqqan narsa deydigan bo'lsa, bular salafiylik nomi bilan, salafga ergashaman degan da'vo bilan aslida ummatning ichiga ixtilof mavzularini to'kiyotgan odamlar bo'ladi. Shularni men salafiylik ma'nosida bunaqa ishlarni qilmanglar deb tavsiya qilyapman. Meni shaxsiy tavsiyam. Musulmonlik nasihatim. Ahli sunnadan ajrab chiqishlik uchun ahli sunnaning asos nuqtalari bor, ularni inkor qilish kerak. Inkor qilsa, keyin ajrab chiqadi. Masalan, shi'alarni ahli sunnadan ajrab chiqqanligi yuqoridagi 3 ta xalifani tan olmaydi. Bu ahli sunnadan ularni ajratadi. Shavkat G'aziyev bosh kiyim haqida savol beribdilar. Bunga javob berganmiz. Kecha ham javob bermaganimiz sababi bunga alohida to'xtalib javob berganmiz. Shuni izlab ko'ring. Mashalloh, bizda havo aynishi boshlayapti. O'zim mazza qilib suni bo'yida o'tiribman. Shaharlar issiqdir, birodarlar. Shuhrat Toyirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savol: Nurchilar Xorin Yahyoga aloqasi bormi debdilar? Nurchilarning Xorin Yahyoga umuman aloqasi yo'q. Ya'ni biz aytayotgan, biz o'ylayotgan nurchilik, O'zbekistonda tushunilayotgan nurchilar degan holat biroz to'g'rilanish kerak bo'lgan holat. Nurchilik nomi bilan Said Nursi, Badi'iz zamon Said Nursiyga tegishli jamoat bor. Hozir ham Turkiyada faoliyati bor, butun dunyoda faoliyati bor. Ularni Risola-i Nur degan Said Nursiyni alohida kitoblari bor. O'sha kitob asosida ta'lim oladigan alohida darnaklari bor, jamoatlari bor. Ular radikal tushunchada, qandaydir siyosiy maqsadlar bilan harakat qilayotgan tushunchadagi odamlar emas. Ular juda katta jamoatni tashkil qiladi. Albatta ularga Turkiya hukumati ham yo'l bergan, ya'ni yo'l bergan degan ma'nosi Turkiyaning siyosati jamoatlar bilan yuritilgan. Musulmonlar jamoasi ya'ni. Turkiyaning siyosatiga daxlilikni sekularizm deymiz.
dinni umuman hayotdan chiqarib tashlashlik, dinni bitta masjidga yoki cherkovga qamab qo'yish uchun siyosat yurgizgan partiyani qo'liga o'tgan paytida musulmonlar yer ostiga, ya'ni jamoat gruplashma holiga qaytishgan. O'sha jamoalar ichida nurchilik jamoasi mavjud. Endi Shuhrat Tayir birodarimiz savol berayotgan, balki o'shanga ishora qilayotgandir. Bu Fathulloh Gulen nomi bilan tashkil bo'lgan xizmatchilar jamoasi, xizmat jamoasiga aloqadormi deysangiz, ular ham bularga qarshi, bular ham bu Harun Yahyoni yo'ldan adashganligini ancha oldin aytishgan. Lekin ular nurchilar emas. Shuni to'g'ri bilib olishimiz kerak. To'g'ri, Harun bu Fathulloh Gulenni Badiiz zamon Said Nursiyning talabalari, ya'ni ko'rmagan talabalari sifatida e'tirof qilishadi, ma'naviy talaba ma'nosida. Lekin aslini olganda ular nurchilarga bog'liq jamoat emas. Hozirgi kunda Pensilvaniyada alohida qarorgohi bor. Fathulloh Gulenni u joyda Amerika maxsus xizmatlari hattoki qo'riqlaydi, atrofiga juda katta kuch tashlagan. Kirish chiqish bu anaqa ma'noda nima deydi? Qattiq rasmiy ma'noga aloqador. Hatto Turkiyaning jurnalistlari borib kirisha olmadi ichkariga, kirgizmaydi ya'ni. Shunaqa qattiq qo'riqlanadi. Fathulloh Gulenning bu qadar figura bo'lib ketishiga ta'limga qilgan e'tibori, ta'lim ma'nosida siyosat unga yordam berganligi va o'sha ma'noda butun dunyoda, ya'ni 160 ta mamlakatda alohida maktablar, o'quv kurslari, dargohlari ochganligi bu kishini quvvatlantirib yuborgan. Ular ham hali aytganimdek, Harun Yahyoni tanqid qilishadi. Harun Yahyoga faqat va faqat o'sha sekularizm, islomni tak tomiri bilan quritishga uringan jinoiy guruhlar pul tikkan. Uni sal o'zi kallasi joyida turgan musulmonlar birortasi Turkiyada ham tan olishmaydi. Endi nima qilamiz? Savollar chiqmayapti. Chumolilar hujumiga uchrab qoldik. Xo'p. Muhammad Solih, meni savolimga javob bermadingiz deydilar. Savollarni o'qiy olmayapman, matn chiqmayapti hozir. Keyin qidiryapmiz. Nigmatulla Fathullayev degan birodarimiz radikal so'zining ma'nosini tushuntirib bering iloji bo'lsa debdilar. Radikal so'zi o'zi qonuniy asosda amalga oshirish kerak bo'lgan taklif talablarni qonunga bo'ysunmasdan shiddat bilan hal qilishga urinishlikni radikalizm deydi. Qisqaroq ma'nosi shu. Xo'p, biz endi o'zidan o'qiymiz shekilli. Joyimni o'zgartiramanu. Chimolilar hujum qilyapti bizga. Bismillah. Xo'p. Sizlarga suvni ko'rsatmoqchi edim-da, mayli, suvni ovozini eshitib turinglar hozircha. Abdullah Abdullah Farruh ismi islomiy mi debdilar? Islomiy islomiy emas degan ism unaqa narsa yo'q. Islomda ismlar ya'ni xunuk bir ma'noni ifoda qilmasa bu joiz bo'laveradi.
Farruh ismi caiz isimlerden ve belki makul isimlerden İmam Malik Rahimahullah'ın üstazlarının ismi Farruh bugün. Medine'nin en katta müştehitlerinden kısaplen geldiler. Uzat hakkında bir makaleyem kıyandım ki ilan kılmadım belki yazar mıyız? Hop, mavzuga alakadar savollar bermayapsizlar. Bu Harun Yahya to'g'risida, siyosat to'g'risida, mavzu siyosat to'g'risida savollar bo'lsa beringlar. Jaloliddin Mirzo degan birodarimiz, mo'minning bosh qismiga so'kkanning murtad bo'lish xavfi bormi? Kofir bo'lish xavfi bor. Yana bir qiziq informatsiya, qiziq, ya'ni holat, bizda mana saroy mullasi ilmiga amal qilmagan degan gaplarni gapiradigan toifalar bor-ku. Harun Yahyo nomi bilan musulmonlarni orasiga ixtilof solib, jinoyat qilib, fahsh ishlarni qilib yurgan odamning asosiy lug'atlardan biri ham shu. Saroy mullalari, yobazlar, undoqlar, mundoqlar deydi. Bu bizdagi bu men zanim degan odamlarning faoliyatlarini bir ko'rinishi o'shalarda bor. Biz ichimizda ham Harun Yahyolar bor. Biz ichimizda ham Harun Yahyolar bor. Pul tiklayotgan bos Müslümanların karala bu ilim tarqatilayotgan joylarini hammasini bulg'ala degan zakaz bilan ishlayotgan odamlar bor. O'sha zanimlar, ya'ni haromilar bor. Bu Harun Yahyoning lug'atlarini o'zbekchaga tarjima qilib ishlatayotganlar bor. O'sha saroy mullasi deb muridlar deydigan, men haqni aytyapman, haqni aytganim uchun menga qarshi bo'ladi deydigan o'zi aslida sahifasida biror kalima haq ko'rinmaydigan, faqat haqorat bilan hayotini o'tkazayotganlar shu Harun Yahyoni bu ichimizdagi prototiplari. Bunga ham e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Tuncay Can, bugün Adnan Oktar'ı paketlediler dediler. O şey hakkında mavzu kuruyemiz. Kütken edik, elhamdülillah, doğru kadem, doğru tasbit. Adnan Oktar'ını indi, yine inşallah raca kılamız. Bunlar bu Mehmet okuyan, ge okşagen, bir sünnetlik ne tarzı kuruyetkarlarını paketlesinler. Bunlar hem elbette cinayet oldu, Müslüman gençlerini, Müslüman yaşlarını fikrini buzishi yaptı. Ularını İslam'dan sovutishi yaptı. Abdulaziz Bayındır. Bular ham shunaqa Janar Taslaman, bular ham o'sha Turkiyadagi hop-hoplarni yapgan odamlar. Orqasidan pul tikib, bos-bos deyib deyishyapgan odamlardan. Ya'ni Turkiyadagi haromilar Turkiyaning rahim turdilari. Bizda haromi bor-ku rahim turdi. Aynan shu haromini prototiplari Turkiyada bor. Dindan bilmaydi, shariatni bilmaydi, oilasi chirib yotibdi.
opasiz alkash, o'zi haromligini tan olib turgan odam Turkiyada xuddi shularning prototiplari. Lug'ati nima? Dinga amal qil, haqiqatparvorman, saroy mullalari. Oilasi, hayoti tekshiringlar, hayotining rasvoligini ko'rasizlar. Rahim turdi haromini prototiplari Turkiyada bor. Ular mana hozir Turkiyaning to'g'ri siyosati bilan ularga jiddiy harakatlar boshlanyapti. Buning davomini kutib qolamiz Turkiyada ya'ni. Bazı isimler esimge kelime yaptı. Yani Türkiye'de bugün ciddi siyasetler içi de Türkiye'nin içi de yürgen, yani Hoca Efendi deydi bunlar. Fatullah Gülen'i yanı da yürgen bir adam vardı. Hatırlı mıydı? Kimi diye artık şu informatı versem yakşıydı. Şunu bir eşitip görüş gereydi. Cener mi doğdu? Yahudilerin kripto ajan deydi ularda. Yani yaşırın agenti bu çıktı. Yürgen, işlep yürgen. Bu adam ham Harun Yahya'yı kim politik yetkerliği? Onu kandı kollab kuvvetle şey yapkerliğini açken. Yahudi hahamlardan Türkiye'de yürgen, uzunca çırali korsatıp yürgen, jurnalist bugün Türkiye'deki cüde katta tuntar işlerini, informasyasını tarkatken bunun namı muhumu diye, ben bilerdim şu adamı köp yürgen genedim, ismi kime yaptı, bilgeler aitse yakışı bulardı. Türkiye'de yürgen, okutuculuk kılıp yürgen, jurnalistlik kılıp yürgen, cüde köp işlerini kılgen, Hoca Efendi'ni aldı diyen yürgen, bu Hasan Nasrullah'ını aldı diyen yürgen adam uzu ahara nima bop çıktı? Yahudilerinin hahamlardan bop çıktı. Hadi Avrupa'ya kaçken bilişimçe Fransa'da mı kattadır? Bunu Türkiye'de Yazboz degen bir korsatı var. ATV'de korsatadı Yazboz. O Yazboz'da o adam bilen yaplaştı. O adamını bu joyda o şey Harun Yahya'nı sorak saval kıyan adam Uni ham so'roq savol qilgan. Uni ham yashirin suhbatlarini olgan. Juda ko'p narsalarni oshkor qilgan. Shularni o'qib, shularni o'rganib bilsangiz, nima uchun kerak bizga? Bugun ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston siyosatini jarayonida kim qatga nima uchun xizmat qilayotganligini taxmin qila olasiz. Qilgan taxminlaringiz 80-90% to'g'ri chiqaveradi. Men aytgan bu haromilar degan 4-5 ta odamni haromi desam, ba'zilar hammani haromi deb o'rayapsiz deyapti. Yo'q, hammani emas. Hamma deganda siz Rahim Turdini hamma deyapsizmi? Yo'q, u bitta haromi u. Amerikadagi bu Mir Rahmatni hamma deyapsizmi? Hamma emas u. Amerikada bitta dona haromi. Said Islom kim? Hech kim emas u. Nomi ham taqma nom. Kod nom bilan harakat qiladi. Nimaga? Qo'rqadi. Jinoyatchi odamlar. Nimaga ularni hamma deyapsiz? Men aytayotganda hamma demayapman, nom-nom aytayapman men. Siz ularning ichiga o'zingizni qo'shmang. Sof bo'lsangiz, aqidangiz, tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, ularning ichiga o'zingizni qo'shmang. Fatima Madatova degan singlim savol beryaptilar. Mana siz savolim bor edi ustoz. G'aflat haqida to'liqroq gapirib bering debdilar. Mayli, inshaalloh bir suhbat qilamiz. Kattaroq mavzu ekan.
İbn Abdülkerim degen biraderimiz İsrail cim turmaydı, cerime bilen kutuladı diyebdiler. Avval şunakaydı, şu avval 2-3 madde kamargende şunaka cerime bilen yok ki delil yetersizliği bilen koyu varışken adı. Şimdi minimçe yok, bularge bunakange taviz verişmeydi. Şimdi bunge ciddi. Hazır içtimai tarmaklar, Türkiye'nin barça kanalları gazı basışı yaptı. Hemme narsasını ortaya tökşü yaptı. Şikayetler, bu pul aklamalar, gereğin narkataler, fahşabazlık, ailelerden kızlarını apkaçışlık, balalarını tacizli doğrusu da bir kere gap çıkartmayı yaptı. Bunların hepsinin tekede detaylar var. Bunlar sekin sekin açılsa gerek. Şimdi kutuluşu der güman. Bizi suvumuzunu şirin bulsa gerek deyiş yaptı. Cüdeyem şirin. Acayip suvumuz var. Taklif kuleyemmen kegeller maza kılıp içi yaptı. Kemegeller darma, armanda. Kegeller darmanda. Keliyler. Yine suvumuz. Bundan şorvayam kıber hemen. Futbol kemanda bulsa keliyler. Futbol oynayımız. Hop. Bir ağını hem kursatay, bir ağını paska akıp gidiyordu. Arkamızdaki mangı verdi diken ülkemiz. Kere tomaşa kıtırgenken korup kaldım. Hop su, acayip suumuz var. Saval cevaplarımız, mevzuga alakadar savallar tügedi şekilli. Zafer Celilif, Harun Yahya fahş kursatuğular hem üyüştürgen mi adam, bu adam diyebdiler. Fahş kursatuğular, onun kursatuğunun hemisi fahş. 20'te uşa özünün kedicikleri deydi. Kedicik muşkçaları nomi bilen meşgur. Manikeller, türlü moda yarışmaları da katlaşken kızlar ve yigitlerini toplap. Mana şu İslam, keliler, hakiki meyşat bizde. Kayf Safa'nın en çok kısını yaşayımız kılıp, reklama kılıp bu işlerini kıladı. Her bitti kursatı o da şuna kıydı. Kim savollarni berishadi unga, savol bersa savollarga shunaqa jirkanch fatvolarni beradi. Payg'ambarimiz alayhi salomning atrofidagi hamma qizlar shunaqa bo'lgan deb fatvo beryapti. Qizlarni ko'rsatib. U qizlarning yarim yalang'och, hammasi yarim yalang'och. Keyin Gangnam style'ni qo'yib nima deydi? Raqslari ham bor. O'zi raqs tushib, mana Rasululloh ham shunaqa raqs tushganlar qilib. Rasulullohning avlodiman deb o'zini mahdiyligiga imo ishora qiladi. Juda ko'p imo ishoralarini qilardi oldindan ham. Bu yiqilib ketmasam bo'ldi jonli efirda suvga. Suvni maqtayman deb-a. Xo'p. Nizomiddin Ro'zibekov bu mavzu nima uchun ko'tarilmoqda debdilar. Bu mavzu bizde Harun Yahyo tanilgani uchun, kitoblari tarqalgani uchun, biz bunaqangi din nomidan dinga xiyonat qilayotgan haromilardan ogohlantirishlik vazifamiz deb bilganimiz uchun ogohlantiryapmiz. Xuddi Rahim Turdiga o'xshagan haromidan ogohlantirganimizdek, bu Harun Yahyoga o'xshagan haromilardan ham ogohlantirishimiz kerak. Haromilar ko'p emas, lekin bor. Ularning o'sha iflos jirkanch ishlari bitta anteni yo'qolardi lekin. Biroz qotdiga. O'shaning uchun ogohlantiryapmiz. Hop, savol javoblar bo'lyapti. Asrga biroz bor. Beringlar savollarni. Shuhrat Yakubov degan birodarimiz, Harun Yahyoning Darwinning dafn marosimi degan hujjatli film haqida eshitgandik. Shu film haqida fikringiz. Film hali aytganimdek Harun Yahyoga bir chiziqlik aloqasi yo'q.
Yevropada o'sha SSRning ya'ni evolyutsion nazariyasiga qarshi bo'lgan tashkilotlarni, lobbylar deymiz, shunaqangi uyushmalarning xo'p buyurtmasi bilan yozilgan maqolalarning ko'pi Harun Yahyo nomi bilan kitob chiqarilgan. Asli Harun Yahyoga tegishli emas. Duo so'raganlar bor ekan, inshaalloh. Hasanboy Shamsiddinov degan birodarimiz Zokir Naik haqida nima deysiz debdilar. U kishi Ahmad Didotni shogirdlaridan hisoblanadi. Yevropada ilk boshlang'ich din ta'limotlari, tushunchalari, ideologiyasi to'g'risida juda katta bilimga ega odam. Boshqa dinlar bilan islomni solishtirish, islomni haqiqati to'g'risida boshqa dindan islomni qabul qilishlik uchun ikkilanib turgan odamlarga ma'lumot berish to'g'risida yaxshi, ishonchli insonlardan hisoblanadi. Nuraddin Veran bo'lsa kerak debdilar. Yo'q, Nuraddin Veran bu Hoca Afandining yonida yurgan, moliyaviy ishlar bo'yicha, boshqa ko'p masalalar bo'yicha o'sha Fathulloh Gulanning ishonchli odamlaridan bo'lgan. Keyin Fathulloh Gulanga qarshi eng ko'p informatsiyalarni berdi bu odam. Lekin buni juda ham ko'p ishonchli deyishmaydi. Chunki bu yoqdagi hattoki bu AKP guruhining namoyandalari ham Nuraddin Veranga juda ko'p ishonishmaydi. Informatsiya sifatida olishdi, lekin uni taqdir etishmaydi. To'g'rirog'i xoyinga nom berayotganda odamlar baribir jirkanib nom berishadi. Turkiya indamay kelganmi ustoz deyaptilar Jafar Jalilov, Zafar Jalilov birodarimiz. Indagan, indab eplasha olmagan. Juda ko'p harakat bo'lgan, juda ko'p urinish bo'lgan, lekin bularning birortasida yutish olmagan, har safar suvdan quruq chiqishga muvaffaq bo'lgan. Pul tikilgan, katta-katta tashkilotlar sotib olingan, bular orqali o'zini oqlashga uringan. Akmal Boy birodarimiz Harun Yahyoni nomidan berilgan ma'lumotlar qanchalik to'g'ri debdilar. Haliga aytganimizdek, kitoblar ma'nosida Harun Yahyoga aloqasi yo'q kitoblar. Faqat nomi qo'yilgan, uni ko'tarish uchun, u orqali biznes qilish uchun, u orqali musulmonlarning orasini buzishlik uchun pul tikilgan. Bu odamni kitoblariga umuman aloqasi yo'q. Temur Olimov, ustoz nega qorayib ketdingiz debdilar. Qorayib ketibmanmi? Bo'lishi mumkin, zagar olyapmiz, oftobda yuribmiz. Rosa isib ketgan paytda suni bo'yiga kiryapmiz. Ish qilib qalbimiz qorayib ketmasa bo'ldi. Mehmet Şevket Eygi mi deyipler? Yo, uyanmaz. Cemaliddin Kaplan, uyanmaz. Bahrom Umarov, salafiylar ham xavorijlar ham shu Harun Yahyo yo'lidagi toifalarmi debdilar. Siyosiy ma'noda toifalarni barchasini bir kapozaga qo'yadi ular. Ya'ni bir sinfga qo'yishadi-da, oldin bundan boshlaymiz deb dakansa yurishadi. Shuning uchun ko'zni ochish kerak. Muhammad Solih, 3 marta savol berdim debdilar. Qatta savolni ko'rmadim. Shuhrat Sobit degan birodarimiz, Harun Yahyoning aqli ilmi kitob yozishga yetmasa, kim yozib bergan? Kitoblarida Qur'ondan, tafsirdan foydalangan-ku deyaptilar. Bularni atrofida guruh
anaqa qiladi. Butun boshli jamoa ishlaydi. Hali aytganimdek, Yevropadagi magistr ishlarini olishadi, orasiga Qur'on oyatlari, hadislarni tiqishtirishadi va buni nomidan chop qilishadi. O'zini umuman bunaqangi saviyasi yo'q. Hasanboy g'oyib, bolalarni masjidga qo'yilmasligi haqida nima deysiz? Bunga gapirganmiz, javob berganmiz. To'g'ri emas deymiz. Sulaymonov Oybek degan birodarimiz, Xorin Yahyoni turkiyalik ulamolar qilgan ishini fosh qilganmi debdilar. Fosh qilishgan, unga qarshi ko'p urinishlar, harakatlar bo'lgan, lekin shantaj aybnomasi qo'yilyapti Xorin Yahyoga nomiga. Bu mashnaqangi shantajlar bilan shug'ullangan. Kim buni tashkilotiga a'zo bo'lmasa yoki bunga qarshi ba'zi fosh ifsho urinishlari, harakatlari qilsa, advokatlar o'sha odamga da'vo dosyalari ochishadi. Shunaqa dosyalar ochishadiki, u da'voda agarchi yutib chiqishmasa ham Xorin Yahyoning jamoasiga qarshi gapirishga vaqtini yetkazmay qo'yishadi. Bitta da'vo tugasa, ikkinchi da'vo ochishadi. Pul ko'p. Bitta odamni sutma-sut, tergovma-tergov, umri mobaynida qatnashtirib, tavbasini tayantirishga kuchi yetardi ularning. Aniq, ochiq-oydin dalillari bo'lsa ham, to bu isbotlagunga qadar tinkasi qurib, menga nima deb qochib ketishardi. Mana shunaqangi harakatlari bo'lgan. Oybek Rahimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum abror aka. Turkiya va kurdlar o'rtasidagi asosiy muammo nimada debdilar? Aslida bularning orasida muammo yo'q. Turklar, kurdlar bitta millat, ikki, ya'ni ikki tilda gapiradigan bitta millat deydi o'zi aslida. Bularning orasiga nizo solish siyosiy o'yinlar. Kurd uchun Kurdiston degan davlat qurib beramiz degan va bu ateistik tushunchadagi bo'lgan, dastlab o'sha u SSR paytida Turkiyaga SSRning g'oyalarini kiritish uchun uringan, harakat qilgan siyosiy kuchlar Abdulloh O'jalon boshchiligida ateist jamoalarni qo'liga qurol bergan. Ular toqqa chiqqan Qandil degan joyga ular o'rnashgan, juda katta siyosiy ma'noda hozirgi kunda PKK ya'ni PYD degan partiyalar qurishib, ularni qo'liga Amerika o'zi shaxsan qurol berib, turklarning ichida bunga o'xshagan narsalarni tutatishadi, yondirishga harakat qilishadi. Bunga birinchi sabablardan biri bu o'sha JHPning ilk urinishlari bo'lgan. JHP Turkiyada kurdlarni istamagan. Bu ham o'sha Amerikaning siyosati bilan bo'lgan nafrat tuyg'usini tarqatib, nafrat orqasidan qurol yasash. Bunga o'xshagan narsalar bo'lgan, lekin aslida kurdlar, turklar ular qardosh xalqlar. Bularning orasida bunaqa nizo solish yo'q. Yo'q aslida. Millatlar, xalqlar bir-birini yaxshi tushunadi. Siyosiy ma'noda bunga o'xshagan ayrimachilik, ayri bo'l boshqar degan siyosatni qurbonlari bo'layotgan xolos. Muhammad Solih, yana bir savol, qo'shxotinlik haqida fikringiz qanday debdilar? Kimga savol berayotganingizni bir bilmayapti shekillida. Qanday bo'lishi mumkin qo'shxotinlik haqida? Alloh taolo ruxsat berib qo'ygan. Qanday, qanaqa mening shaxsiy fikrim bo'lishi mumkin? Ajib insonlardan ajib savollar.
Süleyman Oybek, Harun Yahya zamandaş ulamalar bilen alakası kanday? Sıfır, nul, zamandaş ulamalarının bir ortası onu tan almaydı. Bizim yurtta hem onun hizmetçileri var mı dediler. Harun Yahya'nın kitaplarını bilmesinden tercüme kılışken, bazı ziyalılar hem aralaşırken, lakin keyinçelik itibarsız kap getti. Mesela hazır dahrilik, evolüsyon nazariyeni havfu yok. İdeologi manası. Şunun için köpçülük indeme yaptı, bilme yaptı. Lakin bu işler uşa evolüsyon nazariyeni çöküş davruda, biz müstakil bulganımızdan ki bu ideologiyalar kerek boladı deyip kıdırıp kıdırıp, şunu nomi bilan chiqqan kitoblarga ro'baro bo'lingan. Aslida o'sha haliga aytganimizdek, bular jinoyatchi to'dalar. Sharofiddin Xolmirzayev, siyosatni nima keragi bor debdilar? Siyosatning nima keragi bor degan odamga siyosat kerak. Siyosatga o'sha odam kerak bo'ladi. Ya'ni yana boshqa chiroy aytganda, siyosat bilan shug'ullanmagan odam bilan siyosat shug'ullanadi. Siyosat kerak, o'rganish kerak, bilib qo'yish kerak. Farhod Madrahimov degan birodarimiz, uylanish sunnatmi yoki farzmi debdilar? Uylanish holatga qarab sunnat, holatga ko'ra farz, holatga ko'ra makruh, holatga ko'ra harom bo'ladi. Uylanish sünnet, adli insan balagatga yetse, imkaniyeti bulsa, uylanishligi sünnet. Bazı insanlar var, zinaga ketib qolish ihtimali bulsa, shunaqa tashvishi bulsa, o'zini to'xtatib qola olmaydigan vaziyat bulsa, ularga uylanishlik farz, haromdan saqlanish uchun. Bazı adamlar var, uylansa, ailesini yaxshi boshqara olmaydi, yoki ailege tayyormas, bularniki makruh. Bazı adamlar var, o'zi kasal, yoki umuman ailani nafaqasiga ilacı yok, ya ki ayalını er-hatırlık münasebetleri de könlünü tapalmaydı, bunda ileride yalgandan ayalını, kızını aldab uylanışlığı haram buladı. Bu indi halatki harap belgilenedi. Savollarımız tugab qoldi shekilli, bizda afran bo'lib qolyapti. Soat nechchi bo'ldi o'zimizda? Bismillah. Hay Alloh. Bismillah. Biroz ekskluziv suhbat qildik. Savollar tugagan bo'lsa, biz ham asrga chiqamiz. Rasul atrofidagi ayollar turkum suhbatlarimizni inshaalloh davom ettiramiz. Bu suhbatlarga endigi ayollardan Sumayya binti Hayyat radhiyallohu anha haqlarida aytmoqchiman. Alloh nasib qilsa inshaalloh. Xo'p. Temur Olimov degan birodarimiz, o'zbeklar ham aslida turkmi? Bunga nima deysiz debdilar. Turklar aslida o'zbek. Bizdan ketgan ya'ni. Turkiy millatlarimiz.
Bahram Umarov, Kurtlar Müslüman taifemi, nega onda uruşa Türkiye bilen dediler. Aytdim bunu, Türkler içide 90%'dan aşağı Müslüman. Bir grup, bir cemaane acıratıp alışken, onge pul tikişken, Abdullah Ocalan, lider kılıp kursatılgen, özü aslada Apo oyam deyişedi Abdullah Ocalan'ını. Apo, keyin satılgen, yani satışken Türkiye'nin işte MHP grupları, Ecevit'nin vakti de benimce alıştı onu. Hazır Silivri degen kamakhanada oturuptu. Benimce adaşmasam hazır HDP'nin başlığını hem kamak koyuşken HDP'nin başlığı bu Salahıddin Demirtaş. Bunlar hemmesi işte siyasi manada hop hoplanayotgan odamlar. Lekin kurtlar musulmonchilikda ham bizdan ham peshqadam tomonlar bor hozirgi kunda. Katta-katta ulamolari chiqqan. Bu Ramazon Buti rahimahulloh kurt. Asli kurt asllik zotlardan. Bu dindor ilmga ko'p uringan kurtlarda odamlar ko'p. Meni ham kurt tanishlarim bor, bir qancha tanishlarim, birodarlarim bor kurtlar ichida. Şamsiddin Baş degen biraderimiz var. Kırma yaptılar hazır. Kırp basalar. Tanıştıramen. Kurt biraderimiz. Acayip insan. Yine birikteler var. Orhan degen biraderim var. Kurt. Yani Kurt asıllık. İstanbul'da işleydi. Yakşı Müslümançılık, yakşı insanlar var yani. Ateistmez. Bu Türkler bilen uruşturuluyetken grup. Bu ateist grup, dahri gruplar. Muhabbat Ahmadjanova degan singlimiz aytayaptilar, ustoz Rostan ham jinlar haqida suhbat o'tkazing. Sal cho'chiyapman yolg'iz qolganimda ko'proq kechasi deyaptilar. Jinlardan cho'chimaslik kerak. Jinlarning eng kattasi shayton, hattoki insonga kuchi yetmaydi, ixtiyori darajasida insonga bir qandaydir zarar yetkaza olmaydi. Illa Alloh subhanahu va taoloni ko'proq zikr qiling. Doim Alloh siz bilan birgaligini eslang. Allohning yordami doim oldingizda ekanligini unutmang. Bunaqa narsalarda İnsan özünü özü, ruhunu çöktürüp koymasın gerek. Biz Allah yaratken mahlukatlar içi de en afzalı, en müşerrefimiz, en şereflisimiz. Allah bizni en şerefli mahlukat, eşrafül mahlukat kılıp yarattı. Cinden korksak, çimalıdan korksak, çivinden korksak, taşadan korksak, doğru mu da? Nazlı Sarı, saçma sapan konuşma diyorlar. Kendi yazdığı izni mi söylüyorsunuz burada? Saçma sapan konuşma diye. Öyle olsa öyle. Hop. Cemaluddin Temirov degen burada. Damla ahli kitaplarını soygen canlarını sizlere halal kılıp verdi degen ayetini kanday düşünemiz. Topu doğru düşünesiz. Ahli kitaplar soygen canlıklar bizge halal kılıngan. Fakat ular uşa ahli kitaplarının özünü kitabıge muvafık soygan buluş gerek. Ahli kitap soydu de bu aparatta soygan tavuğunu yibumeydi. Ularının dini de hem aparatta soyulgan tavuk haram kısaplandı. Ularının dini de hem. Farhod Ergashev, mablag' yo'naltiriladimi debdilar. Yo'naltiriladi. Pul beriladi. Pulga nomusini sotgan, pulga hayosini sotgan, pulga vijdonini sotgan odamlar har davrda, har zamonda, har makonda, har maqomda bo'ladi. Bitta kichkina misol, bu mana bu Yevropada yurgan cho'chqa ko'z Dilobar degan xotin
Bizi Özbekistan'daki bitti, meşne kenge buzuk adamge pul cennette, pul verdi, ten attırdı özü. Bu şey, bazı faaliyetlerini kıldırış için, tuhmet kampanyalarını devam ettiriş için pul cennette, pul verdi. Tanımaydı, özünü kimliğini tanımaydı, atasını, anasını bilmeydi kimliğini. Pul verdi. Bahane onu taşap koyulgen imiş. Taşap koyuldu degen gapniyem buzukunu uzaytken. Aslı da ondaymaz. Pul beriladi. Pulge daimi satıp alsa boladigen adamlar çıkadı. Hayiller her davırda var. Bu kiçkine gene bitti körünüşte. Bitti buzukka Avrupa'da turup pul beriyetken adam onu uşa manada yöneltirip Karalov kampanyası üçün işletişke uğrungen bitti kiçkine adamın işi bu. Katta katta cemiyetler, katta katta pullarla çıkışadı. 2004 yıldaki statistike İslamofobiya üçün yıllığa 9 milyar dolar pul ajratılardı. İslamofobiya üçün 9 milyar dolar. İslam'ı karalaş, İslam'a karşı şuna kanki teşkilatlarını, taifelerini teşkil kılış, yöneltiriş, uruş işleri 9 milyar dolar gibi nemiş kısa boladı bilesin mi? Nemelerini kıtlaşası boladı. 9 milyar dolarga orolga kanal qazib borsagan bo'ladi, taxminan hisoblayapman. Ular orolga kanal qazimaydi, musulmonlarni orasini ixtilof qilishlik uchun saplaydi bu pulni. Shu o'sha cho'chqa ko'zni tan olgan yozuvlari bor, ko'rinib turibdi. Aytyapti, "Ha, pul berdim" deb. Nimaga desangiz, bu yoqni oqlash uchun aytadiki, "Ha, tashab qo'ygan edi uni falonchi" deydi. Aslida tashab qo'ymagan. Ha, tashab qo'ygan tiqilib yotibdi odamlar. Ularga pul bermaydi, nimaga kerak emas? Ishiga yaramaydi, o'zi uchun kerak emas, odamlarga nimaga pul beradi? Nima uchun pul beradi? Faras qiling. Qoralov kompaniyasi uchun pul beradi. Tuhmat qilsin, bo'xton qilsin, ko'proq ayblasin, to'xtatsin faoliyatlarni, manfaat odamlarga foyda tegmasin uchun pul beradi. Gaplarimiz dalillik ya'ni biz da'vo qilmayapmiz, ularga o'xshab folbinlik qilmayapmiz. Ochiq oydin narsalarni aytyapmiz. Oxirgi savol birodarlar, asr bo'lib qoldi. Soat bormi? Yulduz Abdullayeva degan singlimiz. Chet elda musulmon doktorlar yo'q. Domla, o'g'ilchalarni chet elda doktorda sunnat qildirsa bo'laveradimi? O'zbekistonga hali veri bormaymiz. Shunga javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bo'laveradi, maqsad bo'laveradi, maqsad o'sha sunnat qilib qo'yishlik. Xolos, u joyda qandaydir duo o'qilishlik yoki musulmon bo'lishligi shart qilinmagan. Sunnat amaliyotini bajarib qo'ysa bo'ldi, faqat to'g'ri bajarishligini talab qilish kerak. Albatta bo'laveradi. Endi sunnat qilingandan keyin u haqida masalan, sochini olib, sochi miqdorida ko'mish, sadaqot qilish, nomidan qo'y so'yish, bunga o'xshagan ishlarni alohida qilish joiz bo'laveradi. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Bizning o'lkalarda ham din düşmanları bugün haramlarga Haq subhanahu wa ta'ala o'zi kifoya qilsin. Dinimizni to'g'ri ma'noda o'rganib, unga amal qilib borishimizda Haq subhanahu wa ta'ala yordamchimiz bo'lsin. Bütün dünyada musulmonlarga zulm qilayotgan zolimlarning Alloh taolo peshonasidan ushlasin. Xususan bu Uyg'ur birodarlarimiz, Doğu Turkiston deymiz. Sharqiy Turkistondagi musulmon birodarlarimizga Xudoy taolo o'zi nusrat bersin, najot bersin. Ularni ezib, ularga zulm o'tkazayotgan tog'ut, butparas bu kofirlarga Xudoy taolo o'zi kifoya qilsin. Harun Yahyo masalasini gaplashdik. Harun Yahyoning bu sapiqliklari inshaalloh nihoyasiga yetgan bo'lsin. Buning ortidan boshqa jinoyatchilar ham tezroq qo'lga olinsin. Bizni O'zbekistonga ta'siri o'zbek zabon yangi musulmon bo'layotgan yoki islomni yangi o'rganayotgan musulmonlarga zarar berish uchun faoliyat ko'rsatayotgan Kamoliddin yo'ldoshga o'xshagan sapiq, safsatavoz, jirkanch odamlarni ham
Haq subhanahu va taolo nihoyasini keltirsin. Ularga insof so'radik, so'raymiz hali ham. Lekin insofga juda loyiq odamlar emas. Xoin odamlar, pul uchun nomusini sotgan odamlar, aqidasini sotgan odamlardan har qanday narsa kutish mumkin. Haq taolo bizlarni haq yo'lda sobit qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.